Biliyorsunuz sevgililer günü. Biz de Ankara Gücü teknik direktörü, futbolcular, yöneticiler olarak taraftarlarımıza, camiamıza bir hediye vermek istedik. Hediye yapmak istedik. Bugün her şey güzeldi. Özellikle taraftarlarımız bu özel günde statı doldurdular. Hepsine teşekkür ediyorum. Yani birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman aşamayacağımız hiçbir şey yok. Başarı kendiliğinden geliyor. Bu şekilde bizi desteklemeye devam etsinler. Bu zorlukları aşacağımızı düşünüyorum. Allah büyüktür. İnşallah bu seçim öncesinde de ciddi yardımlar alırız. Yani hükümetimizden. Özellikle Tandoğan tesisleriyle ilgili, onun haricinde iddia gelirleriyle ilgili bunlardan hiçbir pay alamıyoruz biz şimdi. Gelirlerimiz yok. Her şey güzel olacak diye düşünüyorum. Mühim olan birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirmek, onu bozmamak. Tüm camiamıza ve Ankaralılar hayırlı uğurlu olsun. Bu galibiyeti tüm Ankara halkına armağan ediyoruz. Tribünler uzun zamandır bu kadar şen değildi. İşte şen olsun diye özellikle mesajları o şekilde verdik. Tüm taraftar liderleriyle bir araya geldik. Sizler de biliyorsunuz. Kucaklaştık ve Ankara Gücü'nün kurtuluşunun birlik ve beraberlikte olduğunu söyledik. Ve neticesinde bir de tabii bilet fiyatlarını da indirdik bugüne özel. 1 lira yaptık. Sağ olsun onlar da stattaki yerlerini aldılar. Güzel oldu. Karnaval havasında, bayram havasında bir maç izledik. Arzu ettiğimiz bizim bu. Yani bizim taraftarlardan beklediğimiz sadece ve sadece takımlarını desteklesinler. Yani bizim çocuklarımız biliyorsunuz Süper Lig'in, PTT Lig'in, 2. Lig'in ve 3. Lig'in tamamının en geç kadrosu bizde. Yani genç çocuklar bunlar desteklendiği zaman çok şeyler başaracaktır. İnşallah bunun devamı gelir. Playoff'a oynarız artık. Yani hedef öyle olmalı. Düşmeden ziyade artık playoff'a oynamamız lazım. Devre arası Umut gitti. Orada da oynamıyor. Sizin bir görüşmeniz olmuş muydu? Umut'un sezon sonuna kadar en azından burada kalması gerekiyor. Tabii biz bizde kalmasını arzu ettik ama onlar da ihtiyacının olduğunu söylediler. Bizim de zaten paraya ihtiyacımız vardı. 2 milyon iyi para. Eğer bugün futbolcularımız stada çıkıp maç oynuyorsa onun sayesinde oldu. Yani Umut'un, Emre Taşdemir'in hepsinden Allah razı olsun. Çocuklar para kazandırıp gittiler. Yani bizim de çok fazla yapacağımız bir şey yoktu. Neticesinde kulübün hayatta kalması lazım. Yaşamsal faaliyetlerini devam ettirmesi lazım. Topçuların işte maç başlarını ödedik, primlerini ödedik, maaşlarını ödedik. Çalışan personelimizin maaşlarını ödedik. Yani Umut bize can simidi oldu diyebiliriz yani. Daha da çok umut yetişir görüyorsunuz. Maçla alakalı eksiklerimiz vardı ama hafta içi de söylediğimiz gibi eksiklerimiz yine de mücadele edecek arkadaşlarımız vardı. Her hafta aynı şeyi söylüyoruz. Oyun disiplininden kopmadan oynamamız gerektiğini söylüyoruz. Gol ilk başlarda maçın başlarında da gelmese oyun disiplininden kopmadan şuursuzca mücadele, şuursuzca oyun bizim oyun düzenimizi her zaman bozuyordu. Biz yine aynı disiplin içerisinde oynamamız gerektiğini arkadaşlara söyledik. İlk yarı öndeki o oyuncu arkadaşlarım biraz daha hareketli olabilirlerdi. Ama mücadele anlamında yine iyiydi ilk yarı. İkinci yarı sonuca gitmemiz gerekiyordu. Geçen hafta biz 10 kişi kaldık Hatay'a. Mücadelemizi ona rağmen vermiştik. Ama ikinci yarı bu sefer Altay maçında onlar 10 kişi kaldı. Biz disiplinden kopmadan önümüze gelen pozisyonları değerlendirmesini becerdik ve skoru korumayı bildik. Playoff artık hedef diyebilir miyiz hocam? Öyle büyük konuşmayalım. Biz şunu söylüyoruz her zaman. Oyuncu arkadaşlarımıza da şunu söylüyoruz. Alacağımız her sonuç bizim yolumuzu belirleyecektir. Biz bu çalışmayla devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Bugün 14 Şubat. Dolayısıyla taraftarımızın karşısına da uzun süreden sonra ilk defa çıktık. Taraftarımız sağ olsun sevgililer gününde bizi yalnız bırakmadı. Stadı tamamen doldurdular. Biz de onlara güzel bir armağan vermek istiyorduk. Dediğiniz gibi rakipte 10 kişi kaldıktan sonra ağırlığımızı daha çok koyduk oyuna. Bunun sonucunda da 2-0 rahat bir sonuç aldık. İnşallah önümüzde çarşamba günü Tepecik maçına İstanbul'a gidiyoruz. Oradan da inşallah 3 puanla döneriz. Yolumuza emin adamlarla ilerleriz. Yani baktığım zaman neden olmasın yani şu atmosferi havayı yakaladıktan sonra ben önümüzde bir engel olduğunu düşünmüyorum playoff için.